Ağzı belli Allah'ı, min Bismillahi rahim alemin Allahum salli ala Muhammed. Eşhedu en la ilahe illallah ve eşhedu en Muhammedan abduhu ve resul. Sözlerin en güzeli Allahu Teala'nın kitabı olan Kur'an-ı Kerim. Yolların da en güzeli Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin yoludur. Ahmet bin Hamdelin müsnedini okuyoruz Rabbimizin izniyle ve ona hamd ederek ve Abdullah İbni Abbas'ın rivayet ettiği hadis-i şeriflerle birlikteyiz. 3136. rivayete kadar geldik elhamdülillah. Mücahid'in şöyle dediği rivayet edilmiştir. Abdullah İbni Abbas, Hacerul Esved'in yanındaydı. Elinde bulunan bastonla ona dokunup selamlıyor ve öpüyordu. Bir ara şöyle dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Ey iman edenler! Allah'a karşı gelmekten nasıl sakınmak gerekiyorsa öylece sakının ve siz ancak Müslümanlar olarak ölün. Ali İmran 102. ayetini okuyup şöyle buyurdu. Eğer zakkum denilen içecekten tek bir damla yeryüzüne damlatılacak olsa tüm insanların hayatını zehir ederdi. İnsanlar tek yiyecekleri bu olduğu ve başka da yiyecek bulamadıkları zaman acaba ne yapacaklar. Abdullah İbn Abbas'ı okuyoruz bir süredir. Onun bize rivayet ettiği hadis-i şeriflerle birlikteyiz. Görüyoruz ki pek çok yerde, pek çok durumda sürekli Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i hatırlıyor. Onun yaptıklarını, onun sözlerini, onunla ilgili bir olayı, onun hatırlattıklarını hatırlıyor ve hatırlatıyor, gündem yapıyor. Yani şöyle diyebiliriz, içinde yaşadığı hayatı devam ettirirken sürekli Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellemle bağlantılar kurabilecek bir zihin yapısına sahip. Ve Efendimizle bağlantı kurduğu sanki her noktada ona yine bir ayetle destek oluyor, bir ayeti de gündeme getiriyor. Böylece Kur'an gündeminde Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem gündeminde bir sahabe görüyoruz. Bize de böyle bir örnekliği var. Abdullah İbni Abbas hazretlerini. Hayatımızın içerisinde yapıp ettiklerimizi ya da bırakmak zorunda kaldıklarımızı yapmamak gereken şeyleri düşünürken, değerlendirirken bunlara karar vereceğimizde bizim hatırımıza gelecek Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den bir hatıra, bir söz, bu konuda dayanacağımız bir ayet, bir bilgi var mı? Şimdi olması gereken bu. Bunun için okuyor, bunun için gündeme getirmeye gayret ediyoruz. Elhamdülillah. Tekrarlayayım bu bilgiyi, bu önemli. Abdullah İbn Abbas, Hacer Resved'in yanında ona dokunuyor, selam veriyor ve onu öpüyor. Bunlar yaparken de bir yandan yani böyle bir ibadeti gerçekleştirirken Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemle ilgili bir hatıra onun dilinde bize ulaşıyor. Yani biz kime neyi ulaştırıyoruz? Biz neyi hatırlıyor, neyi konuşuyor, neyi gündem yapıyoruz? Buna bir dikkat etmemiz gerekiyor. Öyleyse beslenme kaynaklarımızı bir değiştirmemiz lazım. Gözüm neyi görecek? Kulaklarım neyi duyacak? Neler bende bir hatıra olacak? Ve bunu ben canlandıracağım zihninde. İhtiyarlar otururlar. Onların yanına varırız. Eskilerden bahsederler. Böyle gözleri sanki dalıp gider. Geçmiştedirler. Bugün de değildirler. Bize onlar anlatırken bize keyif duyarız. Geçmiş hikayelerden, acılardan, hüzünlerden ve sevinçlerden bahsederken. Elbette bunlar hoştur. Yani İslam'ı da böyle bir nostaljik bilgi haline getirelim anlamda konuşmuyorum. Ama Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bizim hayatımızda böyle bir hatıra haline gelirse, yani hayatımızın her bir köşesinde ondan bir iz, ondan bir referans, ondan bir söz, ondan ve onu getirdiği kitaptan ayetler olursa, hayatımızın sonrasında da bunlar bize ışık olacaktır tövbelerimiz ki Rabbim korusun günahlara düşmekteyiz ama sıyrılıp çıkmışız, tövbeler etmişiz. Salih amellerimiz olmuş elhamdülillah bunları hatırlıyoruz. Çünkü bunlar Allah dedi diye, Peygamber aleyhissalatü vesselam yaptı diye, o gündeme getirdi diye yapmıştık ya da vazgeçmiştik. İşte onları tekrar gündeme getiriyor, tekrar konuşuyoruz. Ama bugünümüzde daha yoğun Resulullah, daha yoğun Allah'ın ayetleri olmalı. Şimdi Abdullah İbni Abbas Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin okuduğu bir ayeti okuyor. Ali İmran suresinden. Ya yuhellezine amenut tekullah hakka tukati ve la temutunne illa wa antum muslimun. 102. ayet kerime. Ey iman edenler Allah'a karşı gelmekten sakının, takvalı olun hakkıyla. Nasıl korkmanız gerekiyorsa öylece takvalı olun. Yani bu işin hakkını verin. Gereği gibi yapın. Bu işin hakkı nasıl yapılır? Takvanın gerçeği nasıldır? Nasıl korkmamız gerektiğini kimden öğrenir, kimden biliriz? Tabii ki aleyhissalatü vesselam Peygamber Efendimiz takvayı da bize öğretmiştir. Nerede nasıl çekineceğiz? Hangi şeylerden vazgeçeceğiz, korunacağız? Neyi yaparsak Allah bizden razı olur. Ne yaparsak Allah bize gazap eder. Bunları bilip bunlardan çekineceğiz. Bu işin hakkı böyle. Allah-u Teala tarif etmiştir Kur'an'da müttakilerin vasıflarını. Onun için dolduracağız kendi hayatımızla ve derdimiz hep şu olacak. Nasıl yapalım da yapalım Müslüman olarak ölelim. Son nefesi iman ile vermeyin derdini taşıyacağız. Zihnimizde bu olacak. Ve entum muslimun. Müslüman olarak ölün. Ölümünüz Müslümanca olsun. Müslümanca yaşarsak Müslümanca öleceğiz. Rabbim korusun inşallah. Son amelimiz kafirlerinkine benzemesin. Son amelimiz salihlerinkine benzesin isteyeceğiz. Derdi bu olacak Müslümanın, davası bu olacak, gayreti bu olacak. Ve bunu sağlayan bir bilgiyi Abdullah İbni Abbas Efendimiz, Peygamber Efendimiz'den aktardı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu ayeti okuduktan sonra şöyle dedi. Eğer zakkum denilen içecekten tek bir damla, yani cehennemdeki bu yiyecekten, bu içecekten tek bir damla yeryüzüne damlatılacak olsa tüm insanların hayatını zehir ederdi. Hayat kapkara olurdu. İnsanlar tek yiyecekleri bu olduğu ki cehennemde böyledir. Zakkum ve onun türevleri var. Ondan yiyecekler başka da yiyecek bulamadıkları zaman acaba ne yapacaklar? Yiyecekleri dari'a olacak. İçtikleri su hamim olacak. Hayatları bu şekilde kaynayacak. Rabbim korusun. Şirk aslında bu zakkum içeceği gibidir. Bir şehre damlayan bir şirk bütün şehri simsiyah eder. Bir gönle damlayan şirk bütün bedeni perperişan eder. Amelleri iptal eder. Öyle olunca cehenneme girmek gibidir küfre düşmek, şirke düşmek. Müslüman bundan sakınacak ki Müslümanca ölsün, cennete girsin. Derdimiz, davamız bu. Ahmet bin Hanbel'in müstedini okuyoruz. 3000- 139. rivayetle birlikteyiz. Abdullah bin Abbas bize şöyle aktarıyor. Allah ondan razı olsun. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki Allah katında içinde amelin bugünlerde yani zilhiccenin ilk 10 gününde olduğundan daha faziletli olduğu başka bir gün yoktur. Cümleyi biraz daha şöyle sade okumaya çalışayım. Allah katında Zilitçinin on gününden daha faziletli başka bir gün yoktur. En faziletli, en keremli günlerin bu olduğunu söylüyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Sordular Allah yolunda yapılan cihattan da mı daha faziletli bu günlerde yapılan ameller? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah yolundaki cihattan da faziletli. Ancak kişi canı ve malıyla cihada çıkar ve bu uğurda ikisini de kaybederse o başka buyurdu. Bunun fazileti bir başka dedi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. 3187. hadis-i şerifi okuyacağım inşallah. Abdullah İbni Abbas Hazreti Ali döneminde ortaya çıkan harici grubu var. Yani ne Hazreti Ali'den yana oldular ne de Hazreti Muaviye'den yana oldular. İkisinden ayrılarak başka bir yol çizdiler ve bununla bir de bir akide, bir inanç ortaya çıkarttılar. Abdullah İbni Abbas zaman zaman onlarla mektuplaştı. Onları tekrar hidayete, yola çağırdı. Aşırılıklarını törpülemeye gayret etti. Bu minvalde hadisler okuduk. Yine onunla alakalı bir durum. Haruriler yani hariciler çıktıkları zaman bir tarafa ayrıldılar. Ben onlara şöyle dedim. Şüphesiz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Hudeybiye günü müşriklerle anlaşma yapmıştı. Hazreti Ali'ye ey Ali yaz. Bu Allah'ın Resulü Muhammed'in yaptığı anlaşmadır buyurunca müşrikler ki Süheyl bin Amr'dı onların da elçisi eğer senin Allah'ın elçisi olduğunu bilmiş olsaydık seninle savaşmazdık dediler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ey Ali sil. Ey Allah'ım biliyorsun ki ben senin elçinim. Ey Ali onu sil ve bu Abdullah'ın oğlu Muhammed'in yaptığı anlaşmadır yaz buyurdu. Allah'a yemin olsun ki Allah'ın elsi Ali'den daha hayırlıdır. O ki kendi vasfını silmiştir. Elbette onun bu vasfını silmesi onun peygamberliğini silmemiştir. Bu konuyu Ali'nin Muaviye ile yaptığı anlaşmada halifelik sıfatını kullanmaması meselesini hallettin misin için diye sordu onlara. Haruriler, hariciler evet dediler. Hz. Ali'ye olan düşmanlıklarını bu noktada da topluyorlardı. Sen nasıl yani müminlerin emiri olmayı, halifesi olmayı silersin bu anlaşmada diye Hz. Ali'ye kızıyorlardı. Abdullah İbni Abbas Efendimizin hayattan bu örnekle bunu halletti. Kabul ettiniz mi dedi. Evet dediler. 3188. rivayet Abdullah İbni Abbas'dan bir bilgi. İbni Ebu Müleyke bunu ifade ediyor bize. Abdullah İbni Abbas bana şunu yazdı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki eğer insanlara sadece iddialarına göre hak verilecek olsaydı bazıları birilerinin kanı ve malında hak iddia etmeye başlardı. Ancak davalı tarafın yemin etmesi gerekir. İslam toplumunda tarafların Müslüman olduğu, kuralların İslam'a göre konulduğu, yasanın İslam tarafından biçimlendirildiği bir toplumda bundan söz ediyoruz. Bir davalı var, haklar var. Eğer insanlar bu iddialarına göre hemen haklara sahip olabilselerdi, insanlar birbirlerinin kanı ve malı hakkında da hak sahibi olma iddiası da olurlardı. Fakat davalı tarafın yemin etmesi gerekir. Yani birileri diyecek ki bu benimdir diye yemin edecek. Peki yalan yere yemin edebilir mi? Edebilir. Fakat ahiret gününe iman eden, Allah'a iman ettiğini söyleyen bir toplumda bu Müslümanın beyanı esas kabul edilecektir. Fakat zihinleri 100-150 yıldır başkaları tarafından şekillendirilmiş Müslümanlıkları defolu hale gelmiş ama Müslümanca ben Müslümanım anlamında beyanları olsa da bugünkü Müslümanların durumu nasıl olacak onu ayrı konuşmak bilmek gerekecektir. Ahmet bin Hanbel'in müstedini okuyorum. 3191. hadis-i şerifle birlikteyiz. Said bin Cübeyr'in rivayetine göre Abdullah bin Abbas onu yani ezberlemeyi çabuklaştırmak için dilini onunla kıpırdatma. Kıyamet Suresi 16. ayet hakkında şöyle dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Cebrail kendisine bir vahiy getirdiğinde indirilen vahiy ona nispeten ağır geliyordu. Bu nedenle dudaklarını kıpırdatıyordu. i̇bn Abbas bana dedi ki şimdi ben dudaklarımı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem nasıl kıpırdatıyor ise öylece kıpırdatıyorum. Said de ben de i̇bn Abbas dudakları nasıl kıpırdatıyor ise Öylece kıpırdatıyorum deyip dudaklarını kıpırdattı. Eğer bu silsile böyle devam etseydi, şimdi ben de size dudaklarımı kıpırdatacak ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin nihayetinde bu ayette kast edilen şekilde nasıl dudaklarını kıpırdattığını göstermiş olacaktım. Din bu şekilde insanlar tarafından hem söz anlamında hem de amel anlamında aktarıldı. Dolayısıyla sadece peygamberimizin dudaklarını kıpırdatma şekli değil. Namazı nasıl kıldı, orucu nasıl tuttu, nasıl komutan olduğu, nasıl imam olduğu, nasıl koca olduğu da bütün hayatıyla bize aktarıldı. Sahabe-i kiram bunu gösterdi. Fakat Rabbim bizi bağışlasın. Sürekli bunu böyle deme durumunda oluyorum. Amin diyelim. Son 100-150 yıldır Müslümanların hayatındaki Sünnetin amel olarak aktarımı da kesintiye uğradı. Hem sosyal hayatta, hem ekonomik hayatta, hem siyasi hayatta, hem bireysel hayatta Allah'ın dininin uygulanırlığı yani görünür olarak hayatımızdan çıktı. Şimdi elimizde kitaplar var ve biz bu kitaplarda yazanı tekrar şekillendirmek üzere duruyoruz. Bir bakıma tarihte bir olayı, yaşanmış bir olayı tekrar düşünüp onu böyle tiyatrolaştırmak, filmleştirmek durumunda olan bir yönetmen düşünelim. Örneğimi bağışlayın, Allah muhafaza eylesin. Elinde sadece bilgiler var. Dönemi düşünecek, yaşananları düşünecek, ortamı düşünecek. Sonra bunu bize şekillendirecek ve biz de ona bakarak bir şeyler tasavvur edeceğiz, düşüneceğiz, anlamaya çalışacağız. Şu an içinde yaşadığımız an için yeni bir çözüm bulacağız. Oysa yaklaşık son yüzyıla gelinceye kadar hatta ağır kapitalizmin başladığı yani yakın tarihlere kadar annelerimiz, dedelerimiz peygamberi hayata bireysel anlamda hiç olmasa çok daha yakındılar daha gariban yaşıyorlardı. Su kullanımları ona göreydi. Hayvanlarla ilişkileri ona göreydi. Geceyle gündüzle, ayla güneşle temasları vardı. Ama ağır kapitalizm ve modernizmin hayatımıza girişi sonrasında bizler hem görsel ayetlerden koptuk hem oldukça lüks bir hayatın içerisine gömüldük. En azından içinde yaşadığımız coğrafya adına böyle konuşuyorum. Ve Müslümanlar olarak görünen amel planındaki dinden de kopmuş durumdayız. Her alanda. Sadece evraklarda sağlam bir din var elhamdülillah. Yani Kur'an önümüzde durmaktadır. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin hadisleri, sünneti önümüzde durmaktadır. Bundan kaynaklanmış olan ilimler önümüzde durmaktadır. Yapmamız gereken bunlara yeniden yönelmek. Fakat böyle bir zorluğumuz var. Nasıl davranırdı? Çünkü Davranış planında bize örnekler filmlerden, dizilerden, sokaktan ve başka yerlerden fırlayıp geliyor. Kadınlarımız, en dini yaşama derdinde olan hanımlarımız, en çok dini yaşama derdinde olan erkeklerimiz ve çocuklarımız hepsinin örnekliği başkaları oldu. Her ne kadar Habbab bin Eret, Musab bin Umeyr, Ammar bin Yasir, Hatice... Ayşe, Fatıma analarımız, bizim sembollerimiz, isimleri sevdalı olduğumuz isimler olsa da gerçek hayatı yaşarken başkaları bize rehberlik etmektedir. Dolayısıyla yeniden dini canlandırmak, kitabın, evrakların, sayfaların arasındaki dini ayağa kaldıran kimseler, örnekleyen kimseler olmaya ihtiyaç var. Mevla bize yardım etsin. Anlamayı, düşünmeyi ve bunu hayal etmeyi, nasıl olmalıyım, nasıl davranmalıyım, nasıl cömert, nasıl cesur, nasıl takvalı olacağım, Muhammed Aleyhisselatü Vesselam ve ashabı nasıldı, ben nasıl onu gerçekleştireyim, bunun kavgasını vermeye gayret edeceğiz. Rabbimize de yardım edecek. Ayet ayet, hadis hadis bu bizde oluşacak inşallah. Şimdi rivayete geri dönüyorum. Bunun üzerine Allahu Teala yani Peygamber Aleyhisselatü Vesselam vahyin ilk geldiği günlerde dilini kıpırdatıyordu. Resulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in bu heyecanına Allahu Teala Kıyamet Suresi 16. ve 17. ayetlerle şöyle cevap verdi. Onu ezberlemeyi çabuklaştırmak için dilini onunla kıpırdatma. Çünkü onu toplamak ve onu okutmak bize düşer. O halde biz onu okuduğumuz zaman kıyame 18 sen dinle ve sus. Sonra onu açıklamak da bize aittir. Bu da kıyam 19 ayetlerini indirdi. İbn Abbas dedi ki: "Bundan dolayı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Cebrail artık kendisine geldi mi susup dinlerdi. Cebrail gitti mi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kendisine okuttuğu şekilde vahyi okurdu. Biz heyecanlı Müslümanlar da Kur'an ve sünnet karşısında böyle davranacağız. Daha yeni hadis okumaya başlayan bir kardeşimiz ilk 10 sayfada 100 tane soru buluyor. 20-30 hadis okuyor. 50 tane soru çıkıyor karşısına. Çünkü yaşadığı hayatla tamamen zıt bilgilerle dolu görüyor. Ayetler okuyor. Bir dolu sorun var zihnine göre. Çünkü o böyle bir akledişle akletmemişti hayatı, insanı, tarihi. Öyleyse vahiy karşısında ilk yapmamız gereken şey soru sormak değil. İnsanlar böyle diyorlar. Sorguluyorum, anlamaya çalışıyorum. Öyle değil. Böyle anlaşılmıyor. Önce ya Rabbi huzuruna geldim. Bütün yamukluğum, bozukluğum, ezikliğimle senin karşındayım. Buyur, beni sen yeniden şekillendir. Zihnimi, kalbimi. Oturacağım ayetlerin karşısına. Zümer suresi, Zuhruf suresi ve Rabbim beni şekillendirecek. Bana neyi düşüneceğimi o öğretecek. Susacağım ve dinleyeceğim. Hadislerin karşısına oturacağım ve yoğun olarak okuyacağım. 50, 100, 5000, 10 bin hadis okuyacağım. Sonra, sonra Rabbimin elçisinin nasıl düşündüğünü, hayatı nasıl algıladığını, ne yapma üzere bir hayat kurguladığını hissedeceğim. İhata edeceğim. Bu bende bir tasavvur, bir düşünce haline gelecek umarım. Böyle olmasını istiyoruz. Öyleyse vahiy dinlerken önce susuyoruz. Önce bir güzel dinleyelim. Semiyana yapalım. Sonra etana yapacağız inşallah. Doğal olarak zaten Müslümanın imanı budur. Dinlemeye imanım var. Anlamaya imanım var. Onun dediği gibi olmaya imanım varsa onun dediği gibi de olacağım. Rabbim bize inşallah hidayet edecek. Biz bunu isteyeceğiz. Başka çaremiz de yok. Ahmet bin Hamber'in müsnedini okumaya devam ediyoruz. Rabbimize hamd ederek 3194. rivayet bu rivayeti çokça okudum. Elhamdülillah. Yani sıra geldikçe Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın Meymune ile evliliği sonrasında Abdullah İbni Abbas Efendimizin evinde geceleyebiliyor. Çünkü Meymune onun teyzesi. Resulullah Sallallahu Aleyhi Vesselam'ın gece neler yaptığını gözleme derdinde Efendimizin kalktığını, abdest aldığını görüyor. Hemen abdest suyu hazırlıyor. Ve bundan dolayı da Efendimizin duası ile muhatap oluyor Abdullah İbni Abbas. Bunları daha evvel konuştuk. Ama şöyle bir dua var. Onu da tekrar size aktarmak istedim. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem gecenin bir deminde sabaha doğru ya da uyandığında şöyle söylediğini Abdullah İbni Abbas bize aktarıyor. Allah'ım kalbime nur ver, gözüme nur ver, kulağıma nur ver, sağıma nur ver, soluma nur ver, üstüme nur ver, altıma nur ver, önüme nur ver, arkama nur ver, ve ya Rab nurumu artır. Allahum mec'al fi kalbi nura ve fi basari nura ve fi sem'i nura ve an yemini nura ve an yesari nura ve min fevki nura ve min tahti nura ve min emami nura ve min halfi nura ve azimli nura. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın böyle pırıl pırıl bir hayat talebi. Önüm arkam, sağım solum, aşağım yukarım, içim dışım, gözüm, kalbim, kulağım, bütün hayatım nur olsun. Rabbim nurumu tamamla, nurumu artır. Hem Kur'an'dan hem de hadisten bize dualar. Abdullah İbni Abbas bize rivayet ediyor. Ahmet bin Hambel'in Müsned'inde okuyoruz. 3207. rivayet. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Sağlık ve boş vakit İnsanların genelinin kıymetini bilmediği Allah'ın iki nimetidir. Bu şöyle de çevrilen bir hadis-i şerif. İki nimet var ki insanlar bunun kıymetini bilmezler. Bunda aldanmışlardır. Sağlık, sıhhat ve boş vakit. Yani Rabbimizin bize verdiği bir hayat, bu hayatı değerlendirmemiz gerekiyor. En kıymetli şey ömrümüz. İkincisi de bize verilen nimet bedenimiz, aklım, fikrim, kalbim, vücudum. Bu iki nimeti insanlar kadir kıymetini bilemezler. En değerli nimetler bu ikisi. Kur'an, hadis, peygamber bu nimetler ayrı. Ama bireysel anlamda bana verilen, bana ait kılınan iki özel nimet var. Birisi vücudum, ruhum ile ben kendim, zatım. Bir de bu zatımın yaşayacağı ecel, süre, hayat. İşte insanlar bu ikisinin kıymetini bilmiyor, bilemiyoruz. Nasıl bileceğiz? Resulullah'ın sünnetini uygulamaya gayret ettikçe hem vücudun hem ruhun nimetlerini Allahu Teala bizim için değerli kılar, boşa geçirmemiş oluruz. Hem de zamanın nasıl değerlendirileceğini yine Allah ve Resulünden öğreneceğiz. Kur'an bize anlatacak. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam bize öğretecek. Geceyi gündüzü ondan öğreniyoruz. Ne yapacağımızı zaten. Ahmet bin Hanbel'in müsnedini okumaya devam ediyorum. Abdullah İbni Abbas'tan rivayetler var önümüzde. Ata bin Ebu Rebah'ın şöyle dedi rivayet edilmiş. İbn Abbas bana sana cennetlik bir kadın göstermemi ister misin diye sorunca evet göster dedim. İbn Abbas şu siyah kadın Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme geldi ve dedi ki ben Sara hastasıyım ve Sara nöbetim geldiğinde üzerim açılıyor. Bana şifa vermesi için Allah'a dua et dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem istersen bu hastalığına sabret bu şekilde cennete gidersin. İstersen de sana şifa vermesi için Allah'a dua edeyim buyurdu. Kadın tamam sabrederim ama nöbetim sırasında üzerimin açılmaması için Allah'a dua et deyince Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ona dua etti. İbn Abbas'ın firasetini, akıllılığını bir daha burada tespit etme durumunda kalıyoruz. Ata bin Ebu Rebah onun talebesi ve ona diyor ki bak şu kadını görüyor musun? Cennetlik bir kadın görmek istiyorsan işte ona bak. Şu siyah kadın. Yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ile yaptığı konuşma sonrasında bu kadının yolunun cennete doğru olduğu belli oldu. Ve İbn Abbas da bunu işaret ediyor. Bu yolu neyle kazandı onu anla anlamında bize de öğretiyor. Kadıncağız geldi ve Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme derdini söyledi. Dua istedi. Ne derdi var? Hasta. Ve hastalandığında titreme üzerinde ve üzeri açılıyor elbisesi ve bu hem ona iffet olarak zor geliyor bir de zaten hastalığın kendisine verdiği ağır bir eza var. Şifa talebinde ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den bunu istedi. Rabbine dua etsin için. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem tamam dedi. İstersen dua ederim. Rabbim sana şifa versin diye. Ancak ama eğer sabredersen sonu cennet bu işin. Çünkü hastalıklar kulun günahlarını dökmektedir. Kul Allah adına sabrederse Rabbi onu tertemiz kılacak ve cennete koyacak umarım. Biz bunu böyle de biliyoruz. Böyle dua edeyim istersen dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin bu talebine, bu teklifine kadın hemen kabul dedi. Tamam çünkü ucu cennet olan bir şey istenmez mi? Tamam sabredeyim ve cenneti bulayım. Ama başka bir derdim var. Ben üstüm açılıyor. Elbisem üzerimden sıyrılıyor bunun için dua etsen olmaz mı? Nöbetim sırasında üzerim açılmasın dedi kadıncağız ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de ona dua etti. Kadının derdi sadece hastalıktan yırtmak, kurtulmak değil. İffetli ve üstünün de açılmaması derdinde. Müslüman hanımlara örnek bir tavır bu. Yani yaşadığımız durum ne olursa olsun örtümüz, iffetimiz bizim için her şeyden önce geliyor. Çünkü dinim imanım demektir. Müslüman hanımlar da buna dikkat edecekler. Bu hadis gereğince inşallah. Ahmet bin Hanbel'in müsnedi 3248. rivayet. Abdullah İbni Abbas'ın şöyle dediği aktarıldı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Akabe cemresinin taşlanacağı sabah devesinin üzerindeyken bana bana taş topla buyurunca ona çakıl taşları büyüklüğünde taşlar topladım. Bu taşları eline alınca iki defa evet bunlar gibi olsun buyurdu ve elini kaldırarak şöyle devam etti. Dinde aşırıya gitmekten sakının. Çünkü sizden öncekiler dinlerinde aşırıya kaçtıkları için helak oldular. Yahya yani bu hadis-i şerifi bize aktaran ravilerden birisi Resulullah'ın taşları gösterirken elini yukarı kaldırdığını da belirtmiştir. Dinde aşırıya gitmekten sakının diyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Denge Efendimizin yaşadığı hayattır. Aşırılık ondan uzaklaşmak anlamına gelecektir. Sünnet dengedir. Kur'an'ın istediği hayatın hayatımızda kolaylıkla uygulanabilmesi demektir. O da Resulullah'ın izinde bir hayatla olacaktır. Mevla o izden bizi ayırmasın. Bu izi öğrenmek için çabalayan kullarından eylesin inşallah. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.